İyi akşamlar. Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar, Mardev TV'ye, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İyi bir akşam, güzel bir yayın diliyorum ve hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Evet dostlar, bu akşamki karalama defteri konuğum şair Çınar Birdal. Sayın Birdal, merhaba öncelikle. İyi akşamlar, merhabalar sevgili Hasan arkadaş. Mardev TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk, selam, sevgiler. Ben açıkçası nasılsın bölümüne geçmeden önce izleyici dostlarımıza şair Çınar Birdal kimdir? Kısaca tanıtmak istiyorum, müsaaden olursa. Teşekkürler. Ben Pazarcıklıyım, yani Maraş ben, Pazarcık. Ben takdim edecektim. Ha, pardon, özür dilerim. Yok, rica ederim. Önemli değil. Ama ben kendim küçük bir hazırlık yapmıştım. Eğer eksik bölüm olursa tamamlarsınız. Buyurun. Eylül 1953'te Maraş ili Pazarcık ilçesi Şallı Uşağı köyünde doğmuştur. İlkokul mezunu olan şairimiz askerliğini bitirdikten 5 ay sonra yurt dışına çıkar. Yaşam serüveni 21 Nisan 1976 yılında yurt dışına çıkışıyla başlayan şairimizin, amatörlükten profesyonelliğe doğru adım adım ilerleyen, kendini geliştirerek ilerleyen bir şairimizdir. Kendisine özgü bir tarzı yaratmaya çalışır. Uzun zamanını alsa da stilini yaratmayı başarır. Aslında sanatla iç içeliği biraz çocukluğuna dayanır. Şiirle haşir neşir oluşu ise 1980'lere dayanır. Her sanatçı gibi onun da hedefi sanatta estetiği yakalamak. Başlangıçta hobi olarak başladığı şiir yazma olayını süreç içerisinde ciddiye alacak ve birçok toplumsal şiir yazacaktır. Beste yapma yeteneğiyle de olan şairimizin ayrıca saz çalıyor, türkü söylüyor. Saz konusunda amatör olduğunu iddia eden şairimiz müzik konusunda birikimli ve iyi de anlatıyor. Müzik konusundaki birikiminin yanında insanlarla iletişimi çok güçlü. İnsanları ikna etmek açısından kendine güveniyor. Toplumsal yanının epey gelişkin, çok yönlülüğü esas alan biri, dünyalı, evrensel düşünen, sol düşünceye meyilli, kendine özgü bakış açısı olan birisidir. Ezilenden yana, ezene karşıdır. Mazlumdan yana olan, özgür iradesiyle hareket eden biridir. Duyarlı, duygulu, ilkeli, seviyeli hareket eden bir şairimizdir. Evli olan şairimiz, 3 kız ve 1 oğlu olmak üzere 4 çocuk babasıdır. Ve halen Almanya'nın Mainz şehrinde yaşamaktadır. Evet, Sayın Birdal, takdim ederken eksik bıraktığımı düşündüğünüz bölüm varsa ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sevgili Hasan arkadaş, beni benden daha iyi anlatmışsınız. Yüreğinize sağlık, yüreğinizde öpüyorum. Gerçekten ben ilk defa böyle bir canlı yayına katılıyorum. Daha önce birkaç yayına katıldım ama hiç kendimden bahsetmedim. Zaten kendimden bahsetmeye de sıkılırım. Dediğim gibi buna fazla ek yapacak durumda, yani şey görmüyorum, yani bir ekleme yapmak da istemiyorum. Doğal yapımla beni gerçekten iyi anlatmışsınız. Bence bu biçimiyle yeterlidir. Ancak şunu ekleyebilirim kısaca zaman açısından. Evet, biraz şiir biraz dönem, benim açımda biraz dönemsel oldu. Bir dönem çok şiir yazmaya istekli değildim. Son 3-4 tane şiir yazdım. O şiirlerin tekrar benim şiir yazmama vesile oldu. Ondan bu yana da yazıyorum. Tabii bir son dönemde bir arkadaşım, isim vermeyeceğim, isimler üzerinde de ben pek şey yapmak istemiyorum. Bir arkadaş söylemişti yazmamı. Evet, ondan sonra bayağı işi ciddiye aldım. Bayağı da yazdım. Yani epey şiirlerim var. Ben aslında bu şiirlerimi yazarken şöyle bir mantıkla yola çıktım. Kendim sesim, fena bir sesim yoktu. Az çok dedim be,
beste yapma yeteneğim de aslında vardı. Dedim bunları şiirleri bestelerim dedim. Bu bana böyle daha çok cazip geldi. Bu vesileyle yola çıktım ve bu tarzımda da fazla bir değişiklik yapmadım. Aslında ben serbest türü de şiir yazabilirim. O yeteneğim de var. Hatta bir arkadaş yıllara dayanır. Kendisi de bir şair arkadaştır. Dedim niye serbest türü yazmıyorsun? Ben dedim kendimi böyle daha iyi ifade edebiliyorum. Bu yazdığım şiirlerin içerisinde de mesaj vardır diye düşünüyorum. Yani şiire böyle başladım. Tabii uzun bir zamanımı aldı. Yani belki bundan 10 sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce de çıkabilirdim böyle bir şeyi. Ama demek ki bu döneme tekabül etti. Böyle gerekiyormuş. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, açıkçası sözünüzü kesmiş gibi oldum biraz önce. Kendinizi siz de takdim edebilirdiniz. Ama çok mütevazi davranacaktınız. Belki bazı detaylara girmeyeceğinizi düşünerek müdahaleyi ettim ve sizi izleyici dostlarımıza, o çok yönlü, hem ilkeli duruşunuzdan hem de sanata bakış açınızla yansıtmak istedim. Evet, isterseniz yayınımıza ağırlığımızı verelim. Dostlarımıza bugün iyi bir akşam geçirmeleri için şair Çınar Birdal kimdir? Hayata, sanata nasıl bakıyor? Dostlarımız da hem de onların da soru ve önerileri ile de güçlendirerek bu yayına devam edelim. Evet, ben öncelikle bu bölümü, yani dostlarımıza nasıl irdeleyeceğimizle ilintili küçük bir bilgi aktarayım. Yayın boyunca sırasıyla sosyal konuları, kültüre, sanata dair sohbet edeceğiz. Siyaset anında işte günceli biraz irdeleyelim istiyorum. Yöremizi ve yöre insanımızın temel sorunlarına, yani müstarip olarak bizlerin de yaşadığı şeylere değinelim biraz istiyorum. Ve en önemlisi de şairsiniz, şiir yazıyorsunuz ve kitaplaştırmayı düşündüğünüz şiirlerinizden ve çalışmalarınızdan kısaca bahsederek yayınımızı sürdüreceğiz. Ve öncelikle ben pandemi sürecinde evde kaldığınız dönemleriniz nasıl geçiyor? Özellikle global anlamda dünya halklarını ezilenleri tehdit eden bu salgınla ilintili hem sizin hem de Almanya'daki yaşadığınız yerle ilintili son durum nedir desem? Pandemin süreciyle ilgili şunu söyleyebilirim. İyi bir sosyal medyayı takip ediyorum. Tabii çok farklı yayınlara bakıyorum. Pardon, özür dilerim izleyicilerde. Aslında ben izleyicileri selamlasam, bunun akabinde devam etsem daha iyi olur. Tabii. Buyurun. Evet. Bizi izleyen izleyicilere selam, saygılar. Kürtçe'de Humbahi Rotun Nivane Aziz. Elimizden geldiğince gerçekten bana gösterilen bu süre içerisinde yayının akışı için hem sorunlarınızı cevaplandırmak istiyorum hem programının akışı için elimde geldiğince soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Evet, pandemi süreci hepinizin bildiği gibi bu dünyayı kapsamış durumda. Yani bu açıda en önemli olan benim edindiğim bilgilerden hijyenik sorunu çok ön plana çıkarıyorlar. Akabinde maske sorunu, işte fizik mesafe, hani sosyal mesafe deniliyor. Fiziksel mesafe çok önemlidir. Mümkün mertebe toplumların bulunduğu dar alanların içerisinde daha çok dikkat etmek gerekiyor. Yani burada önemli olan moral çok önemlidir. Ben morale daha çok önemsiyorum. Arkadaşlar, mesela takip eden insanların hepsi bir bütün halklarımız,
moralini güçlü tutmaları gerekir. Zaten bu yıllardan beri de vardır. Tabii bunun biraz siyasi boyutu da vardı. Ben böyle biraz, yani her ne kadar pandeminin hastalığın, ben hastalığı biraz biyolojik bir silah gibi değerlendiriyorum. Belki bununla dünyamıza bir şey vermek istiyorlar, dizayn etmek istiyorlar. Tabii biz planlarını bilemeyiz ama tabii bu emperyalist ülkeler kendi aralarında iş bölümünü yaparlar. Bu konuda sağlam bir veriye dayanmak burada önemli olan, aslında daha doğrusu bu pandemi süreci sokaklara da dökülmesi gerekirdi. Yani böyle kendi kılıfına bürünmek bence hoş bir tavır değil. Yani ben şahsen öyle değerlendiriyorum. Ama her şeye rağmen moral çok önemlidir. Bu bahsettiğimiz şeyler, bunlar tabii ki hepimizin bildiği şeylerdir. Epey bir zaman geçti arada. Halen diyor şu ana kadar herhangi bir çözüm bulunmuş değildi. Tabii bu, belki bunlar bilerek yapıyor, bilmeyerek yapıyorlar. Bu aslında madalyonun da iki yüzüdür. Yani bir yüzü biliyorsunuz beyazdır, bir yüzü karadır. Tabii bunu toplumlar açısında da şey yapmak istemiyorlar tabii. Çaktırmak istemiyorlar. Yani insan biraz tahmin edebiliyor bazı şeyleri. Takip ettim mi insan tahmin edebiliyor. Ben bilmiyorum. Geçenlerde Mehmet Öz diye bir doktor var, Amerika'da yaşıyor. Onun bir çalışmaları var. Bana biraz mantıklı geldi. İşte onun da bahsettiği bu pandemi sürecinde nasıl kendimizi koruyabilir konusunda, bu bahsettiğimiz işte hijyenik olayları çok önemli. Aslında örneğin dışarıya çıktığınızda, alışverişte geldiğiniz zaman diyor işte gidip lavaboda sıcak bir suyla, bir doktor öyle söylemişti. Diyordu ben ellerimi yıkıyorum. Ondan sonra bir suyla böyle abdest alır gibi burnuma alıyorum diyordu. Ben öyle, yani bir toplantıya falan katıldığımı, bana daha mantıklı geldi. Ben de zaten öyle yapıyorum. İşte önemli olan bu fiziki mesafe çok önemli. Tabii ki bu süreç neye evrilir konusunda hiçbirimizin öyle sağlam bir bildiğimiz yoktur. Herhalde bu böyle giderse biraz da bununla yaşamasını öğrenmemiz gerekir. Diğer yanda şey de önemlidir. Bu bana göre, yani diyelim şeyin, gripin bir türüdür zaten. Ha, şu ana kadar yani kesin. Şöyle sorsam hocam, yani ben kendi yaşadığım İsviçre'den biliyorum. Son dönemlerde katı önlemler alınmaya başlandı. Ciddi anlamda bir artış, yükselişe geçti. Ve bu birinci dalganın olduğu dönemlerde insanlar birazcık daha dikkatli davrandı. Ve sürece yayıldıkça insanlarda bir alışkanlık ve artık ciddiye almamak gibi bir gevşemeden kaynaklı. Bu dönemde daha ciddi artışlar devreye giriyor. Ve ben şöyle de düşünüyorum. Yani pandemi dönemleri özellikle yazın çok az görünürken kışları daha yaygın, virüs daha kendini yani korumada, canlı olmakta sanırım soğuğa karşı biraz daha etkili ve dayanıklı. Şimdi kişilerden kapma şansımız var. Nesnelerden de kapma şansımız var. Böyle büyük bir risk var. Kaldı ki dostlarımız veya birçok insan da kimler tarafından, nasıl yapıldığından ziyade emperyalistlerin, kapitalistlerin hangi hesapla yaparsa yapsın komplo teorisi üretmek yerine bizler dostlarımıza bu süreci aşmanın en önemli yolu kendinize mukayyet olmaktan, birbirinizle dayanışmaktan başka şansımızın olmadığını gösteriyoruz. Çünkü emperyalistler bu sürece cevap olabilecek noktada değil. Daha çok onlar karını, rantını düşünüyor. Yani insanları çalışmaya zorlamasalar belki bir süre içerisinde gevşetilecek. Ama zarar etmemek adına aldıkları tutumlardan dolayı böyle bir riskle de karşı karşıyayız. Onun için bence o biraz önceki sizin söylediğiniz mesafeleri
önlemleri veya temizliği dikkate almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İsviçre'de durum artıyorsa Almanya'da nasıl son olarak? Şimdi Almanya'nın durumu da İsviçre'den farklı değil. Bana göre bu genel anlamda yani dünyanın her yerinde aşağı yukarı benzer çok yanlar var kış süreciyle ilgili. Bir de bu biraz da bağışıklık sistemiyle alakalı bir sorundur. Öyle diyorlar tabii ne kadar doğrudur. Bence bana göre doğrudur. Tüm hastalıklar böyledir. Tabii ki biz şimdi evet belki bazen kitaplarda okuyorsun bağışıklık sistemiyle alakalı. Bazen tıpta yani tıpın da üstesinde gelmediği hastalıklar vardır. Ama en doğru yöntem bana göre tabii ki kışın bağışıklık sistemi güçlendiren işte şeyler vardır, meyveler vardır. Eğer bunlardan gerçekten biraz şey yapa, tabii bilinçli bir şekilde sizin bahsettiğinizin amen katılıyorum, doğrudur. Emperyalist ülkelerinin, kapitalist ülkelerin umurunda bile değildir. Yani bugün ezilenlerin, sömürülenlerin onlar için çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Onlar elbette kendini bir biçimiyle bu işin içinde çıkacaklar. Ha olan kime oluyor? Hep fakir kesime oluyor. Yani fakir zümreye oluyor. Ancak burada da fakirlerin yapabileceği işte bu bahsettiğimiz şeylerde kendilerini korurlarsa sanırım fazla şey olmaz yani. Tabii ki bu üçüncü dalga diyorlar. Mesela benim eşim şeyde çalışıyor. Uniklinik'te çalışıyor. Profesör demiş bu üçüncü dalgadır. İşte şimdi bu denizin dalgası gibi bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Şimdi bu kış sürecinde tabii ki biraz daha yükselme var. Bu da biraz şeyde de kaynaklıdır tahminim. Hani izin süreciyle de bağlantısı var diye düşünüyorum. Bu sadece tümden bir yere bağlamakla da alakalı değildir. İşte dediğim gibi yani benim şahsen önerebileceğim, benim anladığım kadarıyla bu bahsettiğimiz fiziki mesafe işte hijyenik bunlar da kendini korursa biraz da bağışıklık sistemini güçlendirirse her ne kadar onlar nasıl düşünüyorsa düşünsünler. Ben şunu da gördüm yani fark ettim bu hastalıkla yani kroniyle kronik hastalık şey kronik diyorum korona hastalığı da şunu da gösterdi. Kapitalist ülkeler, emperyalist ülkeler gerçekten ezilen yani sağlık açısından fazla bir çaba harcamadıklarını da gördük. Yani ortaya çıktı. Mesela savaşa harcadıkları silaha harcadıkları parayı sağlığa biraz daha dikkat etseler, sağlığa hazırlasaylardı böyle bir durum fazla etkileyici olamazlardı. Tabii yani emperyalistlerin umurunda değildir. Onlar azami karına bakarlar. Onlar için kar çok önemlidir. Şimdi burada da rant vuruyorlar. Örneğin bu şeyle ilgili bu ne derler işte bu eline döküyorsun ya ben onun ismini unuttum. Ya dezenfektan. Ha dezenfekte. Buna olsun birçok şeyler bu da bir rant şeyidir araç. Yani bence de yani birçok yönüyle dikkat etmek evet. Gerekiyor. Yani bence pandemiyle ilintili gündemi biraz şey yapalım. Çünkü işleyeceğimiz, irdeleyeceğimiz çok konu var. Tamam. Hatta Mahmut Altdoğan yine şair bir dostumuz aynı zamanda denk beş. Çok güzel bir yani slogan gibi bir şey yazmış. Koronadan korkma, korun. Evet. Aynen. Bence, çok doğru bir slogan. Bence de çok doğru bir slogan ve bizim önümüze koyacağımız argüman da bu olmalı. Ve ben öncelikle yayınımıza katılan, bizi izleyen dostlarımıza bir küçük bir merhaba diyelim istiyorum. Ardından da sizin bir şiirinizle giriş yapalım. Mehmet Yoldaş, iyi akşamlar abim, iyi yayınlar demiş. Duran Güzel, Fidan Yıldırım, yine sanatla iç içe bir dostumuz. Hasan Yırtlas, iyi yayınlar değerli canlar demiş. Cuma Çoruk bize mesaj yollamış. Yıldırım Babeula, iyi yayınlar demiş. Hasan Teke, Mardef,
çalışanlarımızdan iyi yayınlar demiş. Ozan Mecali yine hem şair hem de halk ozanı bir dostumuz. Yüksel Tekeşen selamlar, iyi yayınlar demiş. Güley Batri Tanrıverdi dostumuzun yine bir selamları var, iyi yayınlar demiş. Ercan Kabayal selamlar, iyi yayınlar demiş. Mahmut Altdoğan şair dostumuz, iyi yayınlar, konağa selamlar demiş. Mahmut Sayılır yine yazar, bölgemizin değerli yazarlarından, İyi akşamlar demiş. Ekrem Kıllı ve İsviçre'de iyi bir dostumuz, iyi bir sosyalist bir dostumuz, selamlar göndermiş. Ayşe Filmci dostumuzun selamı var. Ali Körkapan aynı zamanda yeğeninizdir, İyi yayınlar demiş. Ona da selamlar gönderelim. Salman Nurhak yine şair ve araştırmacı yazar bir dostumuz, selamlarını iletiyor. Mustafa Yüksel Serkeftin demiş, başarılar diliyor. Ali Evren İngiltere'den iyi yayınlar, selamlar demiş. Dicle Emir Arslan, Mustafa Evren iyi yayınlar demiş Almanya'dan. Raşo Emre iyi yayınlar yoldaş, şair Çınar Birdal'la başarılar dilerim demiş. İviş Gül geçen haftaki konuğumdu. Mini Taş Müzesi'yle çok değerli böyle bir çalışması da vardı. İyi bir yayında yaptık kendisiyle. Kendisine de iyi akşamlar diliyorum. Bahru Yanık dostumuzun mesajı var. Alkaslı Yoldaşcan, Ali Nargile ve Ali Tunç, Mustafa Dikeç dostlarımız da yayınımıza katıldılar. Hepsine ilgilerinden, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada hemen bir şiir alalım sizden hocam. Benim değer verdiğim bir şiirimdir. Bu şiirim bizi izleyen tüm izleyicilere gelsin. Ana yüreğidir, içi kan ağlar. Ne anlar insanı, kalın kafalar. Ormanlar yanıyor, çöl olmuş dağlar. Çağın ayak bağı, olmayın beyler. Toprak insanlara açtı bağrını. Her türlü insanın çeker kahrını. Sen de bir anasın, düşün yarını. Çağın ayak bağı, olmayın beyler. Yapış yakasına, susma be ana. Sen sustukça onlar kıydılar cana. Bunlar insan değil, susamış kana. Çağın ayak bağı, olmayın beyler. Acı nedir bilir, doğuran ana. Sen de bir anasın, ne oldu sana? Çınar Birdal hiç şaşmadı doğrudan yana. Çağın ayak bağı, olmayın beyler. Bunu analarla ilgili yazdığım bir şiir, sevdiğim bir şiir. Evet. Dilerim analar bu konuda, bunu da ilk defa sizin yayınınızda yayınlıyorum. Yüreğinize, o güzel dilinize, emeğinize sağlık. Tüm annelerimize de affetmeniz de anlamlıydı. Ben şiiri arada birkaç şiirde paylaşalım istiyorum ama biraz seri ilerlemek istiyorum. Bu arada bayağı dostlarımız da var. Bizi izleyen hem şair, sanatçı dostlarımız da var. Hem de Mardef'i ve Mardef'in çalışmalarını takip eden değerli dostlarımız var. Ve Mardef'i izleyen dostlarımıza müjdemizi de verebiliriz. Ürettiğimiz tarkanamız Almanya, Avrupa'ya ulaştı ve en kısa zamanda kitlemize ulaştırmanın bu dağıtımıyla ilintili organizasyonu hızlandırıp bir an önce dostlarımıza buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdiden bunun da müjdesini vermiş olalım istedim. Evet hocam, sonuçta göçmen hayatınız, gurbet yaşamınız hakkında da biraz konuşalım istiyorum. Avrupa'da yaşayan göçmen işçiler ve ne tür sorunlarla karşılaşıyor ve kendi yaşamınızdan yola çıkarak küçük biraz değinelim mi? Şimdi göçmen sorunu özellikle 78'de Maraş katliamından sonra, yani bir 78'e kadar
fazla burada benim bildiğim bizim yörenin çok fazla insanları yoktu. Maraş katliamıyla birlikte yani akabinde baya bir göç başladı. Tahminim bizim özellikle yöremiz 80'lerden sonra bu göç Avrupa'nın birçok ülkelerine dağıldılar. Yani daha doğrusu bu dönemde özellikle Maraşlar, Elbistanlar yani genelde Kürt bölgeleri Avrupa'nın en ücre köşelerine kadar gittiler. Özellikle mesela ben kendi jenerasyonumu söyleyeyim. Ben 70, demin siz de belirttiniz, 76'da ben geldim. Yani yaklaşık 44 senedir ben Avrupa'da yaşıyorum. Yani Almanya'da yaşıyorum. Tabii ki bu göç biraz şeyle bağlantılı bir göçtür. Benim anladığım kadarıyla siyasi bir zorunluluktu. Burada hiçbirimiz mesela benim dönemde 73'lerde Almanya'da bizim köyde bir dayımın oğlu geldi. Bir tane bizim bir köylü, o da usta olduklarından dolayı geldiler. Onlar da peşinde millet ağladı, dedi bunlar gider bir daha da gelmezler. Böyle bir hava vardı. Tabii bu ilk gelenler Almanya'ya öyle bir anlatıyorlardı ki ben şahsen kendim biraz bunların esintisine kapılarak Almanya'ya geldim. Yoksa benim Almanya gibi gelme bir derdim yoktu. Aklımın ucunda bile geçmiyordu. Tabii bunların anlatımından yola çıkarak ben diyordum giderim. Almanya'da işte ekonomik olarak tabii diyordum gider bir iki çuval para getiririm ömür boyu kendimi böyle yaşatırım. Böyle bir hevesle geldim açıkçası. Çünkü onların anlatımında bunu çıkarttım. Tabii Almanya'ya geldiğimden şunu gördüm. Hatta aşağı yukarı bir yılım ağlamakla geçti. Yani bir türlü ısınamadım Avrupa'ya. Allah Allah dedim bunlar nasıl bunları anlatıyorlarmış. Yani çok objektif davranmadı. Birinci jenerasyon ancak yoksulluğundan dolayı kendi içine kapandılar. Daha sonraki işte bu iltica talepleri Maraş katliamında sonra tabii gelenler genelde iltica talebinde bulunuyorlardı. Bu iltica talebinin sonucunda bayağı işçilerle ilticaların arasında bir rekabet gelişti. Şimdi tabii ki bir insan emek yapmadı mı istediği gibi de çarçur edebilir. Yani işçilerle şeyin arasında bir çelişki doğdu. İlticaların arasında bir çelişki doğdu. Hatta birbirini çekmeme gibi bir durum da söz konusuydu. İşçi pasaportunu alanlar yani o dönemlerde benim açımda herhangi kendini şey yapabilecek bir araç da yoktu. Örneğin mesela bizim dönemimizde siyah beyaz vardı. Renkli televizyon yoktu. Renkli televizyon 80'den sonra başladı. Yani 4 yıl sonra benim vatanla ilgili 2 haftada bir şey çıkıyordu. Onu izliyorduk. O da Galata Köprüsü'nü gösteriyordu. Başka bir şey yoktu. Bir radyo vardı. O da Köln Radyosu diyordu. Onu izliyorduk. Ben mesela Maraş katliamını sadece Köln Radyosu'nun üzerinde takip ettim. Başka da bir elimizde herhangi bir araç yoktu. Mesela görsel olsun şey de fazla yoktu. Medyada da fazla yoktu. Yani demek istediğim tabii ki bu göç kendiliğinde gelen bir göç değildir. Göçün sebepleri vardır. Tabii ki bu siyasi boyutudur ama millet bunu şöyle algıladı. Bu ekonomik olarak işte böyle de giderek zaten buradakiler öbürlerini de getirdiler. Mesela bizim bugün yöremize bakıyoruz, bölgemize bakıyor, tamamen boşaltılmış. Hatta bu dönemde artık yaşlılar bile daha benim baldızım İsviçre'de kalıyor. Bana gösterdi bizim Pazarcık'ta bir tane kadın orada geçiyor diyor. Enişte bak diyor bir tane geçiyor. Yani durum bu kadar vahim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu göçün tabii kendiliğinde gelen bir göç değildir. Tabii bu göçü tekrar da ülkeye özendirebilmek için epey zaman aldı. Yani bunu şu açıda diyorum. Mesela gönül isterdi ki bugün bizim ülkemizde gerçekten ülkemizin durumu iyi olsa da geriye bir dönüş söz konusu olsun.
ülkenin durumu da ortadadır. Yani hakikaten bir çıkmaz sorun var. Yani gitsen de orada senin yaşama dair bir garantin de yok. Şimdi biraz da burada bir alışkanlık var. İlk dönemde benim dönemde gelenler diyordu işte biz burada biraz durumumuzu birkaç senenin içerisinde düzeltir gideriz. Böyle bir hevesleri vardı. Şimdi o hevesleri de kırıldı. O hevesleri neden kırıldı? Baktı ki ülkedeki gelişmelerin durumuna bakıyor, akışına bakıyor. Ona göre mesela bu son dönemde bizim özellikle ben Almanya'yı kastediyorum. Ben diğer ülkelerin de ondan çok farklı olduğunu, Almanya'da çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Burada artık giderek millet Almanya'ya yerleşiyor. İşte ev alıyor. Mesela benim dönemde ev bizim aklımızın ucundan geçmiyordu. Çünkü kiralar o zaman çok ucuzdu. Şimdi kiralar ateş pahasıdır. Örneğin bir kira 1000-1200'den aşağı değildir. Senin aldığın aylık 1600'ü geçmiyor. Yani dengesiz bir gelişme vardır. Avrupa'da da böyle bir dengesizlik var. Tabii bu dengesizlik de bir yani böyle de gidecek. Yani bunun çok daha iyi olacağını ben inanmıyorum şahsen. Daha kötüye gideceğine inanıyorum. Evet, buraya biraz bir nokta koyalım istiyorum. Ben özellikle şairimizin Çınar Birdal'ın bir şiirini paylaşmak istiyorum. Çalmasını biliyorsun. Elbet dürüst insan vardır. Sayıları bence azdır. Kulağa hoş gelen sazdır. Çalmasını biliyorsan. Efkar bastı yürek yara. Kötülerin yüzü kara. Başına bir çare ara. Yürümeyi biliyorsan. Emin adım sana bağlı. Kimi var dikenli çalı. Ayağına sersen halı. Kıymet bilmez biliyorsun. İnsan acayip bir varlık. Bazı şeyler vardır anlık. Kimi hesap yapar günlük. Yapanları biliyorsan. Evet, ben de bu şiirinizde yayına bir destek sunayım istiyorum. Ve bu arada yine kaldığımız yerden devam edelim. Yani Avrupa'da herhangi bir kurumda örgütlü müsünüz? Çalışma ve herhangi bir faaliyetiniz var mı desem? Birebir bir kuruma üye falan öyle bir durumum yok ama genele evet. Peki, ama şunu belirtebilirim. Bu son dönemde özellikle biliyorsunuz sizin de içinde bulunduğunuz Mardef'in şeyleri bana çekici geliyor. Bölgeyle alakalı. Belki bilemiyorum. Tabii birebir içinde değilim ama takip ediyorum. Mardef'in bugüne kadar kişilerin hepsini örneğin bir yürüyüşü oldu katıldım. Yani Mardef'le ilgili ne varsa elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum, takip ediyorum. Böyle bir durumum var. Yani demin de belirttiğim gibi öyle direkt şeyim yok yani. Şu anda evet. Öyle bir konumum yok. Genele. Evet, şöyle düşünelim. Peki Sayın Birdal, yurt dışında bulunan, diasporaya dağılan Maraşlıların durumu konusunda ne düşünüyorsunuz? Hangi noktadayız? Maraşlıların durumu bana göre çok iyi bir noktada değil. Onu açık belirteyim. Fakat Mardef gerçekten Mardef eğer rolünü çok iyi oynarsa, eğer Maraşlılar Mardef'i gerçekten destek sunarlarsa, ben ileriki aşamada umutluyum yani. Bu konuda ben olacağına da inanıyorum yani. Başka bir çıkış yolu da yok. Çünkü yarın Avrupa'nın durumu ne olacağı açısında hiçbirimizin aynı bu korona gibidir. Evet, bazı tahminler yürütebiliriz yani diyebiliriz. Şimdiki örneğin diyelim Avrupa'nın durumu böyledir. Ama ileride ne olacağı konusunda bana göre şimdi çok önemli olan ne? Yani Maraşlıların hepsi bir bütüne Mardef'in önemsemeleri gerekir, destek sunmaları gerekir, örgütlü olmaları gerekir. Yani gerçekten ülkeye, yani tüm çalışmalarını ülkeye yönelik yapmaları gerekir. Hem ülkede
hem ülkedeki çıkan ürünlerini Avrupa'ya sunabilirler. Avrupa'da bunu direkt bir Mardefi'nin aracılığıyla yapabilir. Yani burada bir koordinasyon sorunu şey olabilir. Yani bence Mardef rolünü oynarsa ben inanıyorum ki Mardef çok şeyleri yapabilir. Ben bu konuda Mardef'i şey önemlidir. Mardef'in buradaki çalışmaları önemlidir. Bunu genelleştirirsek ki genelleştiriyor. Yani artık Avrupa'nın dört bir yanında Mardef'i aşağı yukarı tanımayan yoktur. Mardef giderek kurumsallaşan bir kurumdur. Ben öyle görüyorum. Evet, yani zaten kendi yöre insanlarıyla birçok köy derneğini de bu işin bünyesine katmak, ortak bir ses çıkarmak, birlikte hareket etmek, dağınık ve kendiliğindenci bir durumdan ziyade birlikte hareket etmeyi ve örgütlü olmayı hedefliyoruz. Yöremizin ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap olmak, yörede yaşayan dostlarımızla dayanışma hattını sağlamak istiyoruz. Tabii ki bu anlamda da köy derneklerinin, yöremizin insanların bu süreci sahiplenmesi, Mardef'e güç ve omuz vermesi, Mardef'te üzerine düşen sizin de söylediğiniz gibi rolünü ve misyonunu doğru yansıtmasından kaynaklı gerekiyor. Ben peki şöyle söylesem Sayın Birdal, siz aynı zamanda Şallıuşak köyündensiniz. Köyünüzün bir derneği var mı? Varsa ilişkiniz ne durumda desem? Şimdi bizim köyün mevcut durumda hiçbir derneği yok ama öyle bir çalışmaları var. Ben birinci toplantısına katıldım, ikincisine katılamadım. Eğer ileride bu Mannheim bölgesine yani bize yakın bir bölgede Mannheim'de bir dernek tutmak istiyorlar, yani kurumlaşmak istiyorlar. Eğer böyle bir bu ileride gerçekleştirirse ben inanıyorum ki Mardef'le ilişkilenme durumu söz konusu olabilir ki öyledir. Biraz çabalar bu yönlüdür. Diğer yanda bizim köyde sadece bir cemevi vardır. Hatta biz buna kültür evi diye adlandırdık. Kendi aramızda böyle bir karar aldık. Sonra da cemevi. Bilmiyorum durumun nedir. Ben de bu son dönemde benim eşim çalıştığından dolayı, iş koşullarından dolayı bize benim eşime şey ya vermediler, izin vermiyorlardı. İzin de biraz kışa denk geliyor. O sözlerinden dolayı ben de birkaç senedir gidemiyorum. Ama tabii bu önümüzdeki dönemde gitmeyi düşünüyorum. Yani demek istiyorum ki tabii ki bizim köyün de böyle bir çabası var. Yani mesela özellikle gençliğin böyle bir çabası var. Yani önümüzdeki dönemde temennim derneği kurarlar. Zaten böyle bir çaba var. Yani bunu kısaca belirtebilirim. Belki bu ileride şeye de dönüşebilir. Yani benim şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ne derler öyle işte buradaki yurt dışında çalışan özellikle Avrupa'nın şeyler gibi Elbistanların bir kurumu var. Ben ismini unuttum. Elpa falan vardı. Elbistan Pazarcık Derneği gibi falan. Böyle Evet, kooperatifleşme. yani zaman gösterir fakat benim kısa bir süre içerisinde olacağını ben pek umutlu değilim ama tabii ki ileriki aşamalarda böyle bir durumun söz konusu olabileceğine inanıyorum. Gerçekte bu Mardef bir anlamda ilk başlarda biraz bizim genel durumumuz bunu böyle gösteriyor. Biraz bu ağır her başlangıçta böyle bir ağır yürüme şeyi var ama tabii bu ileride çok daha şey olacağına inanıyorum yani. Evet, Yani yani sonuçta gelişeceğine. böylesi durumlarda biliyorsun güven çok önemli ve insanlar bunu irdelerken de önce bir o samimiyeti pratikte bir takım şeyleri de görmek istiyor. Haklı da çünkü kötü örnekleri de var. Birlikte olmayı toplumun çıkarlarına yönelik değil, başka amaçta da kullanıldığı için insanlar daha temkinli, daha kontrollü davranmak istiyor. Bu konulara biraz değinebiliriz ama ben
biraz seri ve hızlı ilerlersek iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Birdal, bu bölümü de sanatla olan ilişkinizi ve bakış açınızı ve neler yaptığınızı irdelemek de istiyorum. Şairliğinizden ve şiirlerinizden konuşalım istiyorum birazcık da. Biliyorsunuz sanatta olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bilim, eğitim, estetik, kültür, sanat ve siyaset içerisinde harmanlanması gerekiyor. Bunun için insanlık için bilim, özgürlük için siyaset, toplum için sanat. Buradan yola çıkarsak edebiyatla olan ilginiz ne zaman keşfettiniz ve ne oldu da artık ben yazmalıyım, üretmeliyim diyerek böyle bir karar aldınız desem? Şimdi sanatla, sizin demin bahsettiğiniz gibi sanatla ilgili ben çocukluğuma tekabül eden bir durum. Ben sanatın tüm dallarını seviyorum. Biraz deyim yerinde ise tabii ki benim çekingenlerim de var. Yani çekindiğim yan şudu, kendime güveniyorum. Bu konuda benim açımda bir sorun yok. İnsan bazen dönem dönem şey yapabiliyor. Mesela benim amacım gerçekten sanatta estetiği yakalamak. Sanatın biraz inceliklerini biliyorum yani biraz. Tabii şu da var. Ben şimdi bir insanın çeşitli evreleri vardır. Şimdi toylukta insan hata yapabilir. Ben biraz şeyi de düşünüyorum. Yani elimden geldiğince hata yapmamak çalışıyorum. Tabii hata yapmadan da bir şey ortaya çıkaramazsınız. Uzunca bir süre dinlemede kaldı. Yani şiirlerim hep dinlemede kaldı. Arada sırada bazen pardon, özür dilerim. İşte böyle bir etkinlik oldu mu, bir aktivite oldu mu belki ihtiyaç duyulduğu zaman okuyordum ama benim gerçekten şiir yazdığımı, benim edebiyatla uğraştığımı çevremde de çok insanlar bilmiyor. Bu son dönemde biraz işi ciddiye aldım. Daha önceleri öyle değildi işte. Demin de bahsettiğim gibi aslında ben dedim beste yaparım, türkü söylerim kendim. Biraz bu bizim toplumda böyle bir algı da var. Ya işte yaşı gitti, ben yaş itibariyle 61'im. Halen kendimi dinamik görüyorum. Yapabilecek düzeyim var. Belki ses konusunda bir şeyim olabilir ama yani benim amacım şey değildi. Popülist bir sanatçı olmak ya da popülist bir mantıkla hareket etmedim. Benim amacım sonuçta bir emek yaratıp bu emeği halklara mal etmek, halka mal etmek. Böyle bir anlayışım var. Yani uzun vadede, ben böyle kısa vadede düşünmedim hiçbir zaman. Yeter ki önemli olan, ben şöyle düşünüyorum, yani kendi açımda söylüyorum. Hani ürettiğiniz zaman mutlaka bir alıcısı çıkar mantığıyla böyle bakıyorum. Önemli olan iyi bir emek yaratmak. Emeğe saygılıyım. Kendim emekçi bir insanım. Hep böyle yaklaştım. Biraz benim konumumda biraz talihsizlik de oldu. Bazı şairlerle görüştüm. Deneyimli şairlerle görüştüm. İşte sanatçılarla, isim vermeyeyim, demin de söyledim. En çok değer biçtiğim bir şair vardı. Şairle dedim birkaç tane şiirimi paylaşayım. Baktım biraz tepeden baktı. Ben de şey değilim, yani böyle yırtıcı bir yapım yoktur. Çok çekingen bir yapım da var. Yani onu da belirtmek istiyorum. Ben istedim ki şimdi örneğin Kürtçe'de bir deyim var. Diyor bir şeyi ağzımla istersem neremle yerim. Kürtçe'de diyorum mıttışlak var. Davika hos azabı kodareha buhum. Böyle bir özelliğim de var. Yani ben mesela insanlarla ilişki kurarken öbürleri gibi pattan hemen ilişki kuramam. Yani sanat bazında da ben böyleyim. Mümkün mertebe tabii mesafeli, seviyeli, kaliteli böyle bir hesabım var. Yani ben diyorum hani derler ya, deyim yerindeyse az olsun öz olsun. Böyle evet, bir mantığım var. Yani biraz bir işin ustası olabilmek. Demin siz bahsettiniz. Ben gerçekten ilk dönemlerde değil, epey bir zaman geçti arada. Amatör olduğumu zannettim ama şu anda kendime güveniyorum. Profesyonelleştiğimi görüyorum. Bunu kendim bunda bir sorunum yok artık.
yani daha doğrusu şimdi artık yaptığım bu şiirlerimde birileri gerçekten dürüst yaklaşırsa, tabii benim değer verdiğim, saygı duyduğum, çarçur etmeyecek birisi çıkarsa, yani talibi çıkarsak, eğer kendi aralarımızda anlaşırsak, ben ürünü vermeye hazırım. Yani bu konuda bir sorun mu? Benden yana bir sorun yok. Sadece karşıdan yana. Yani bu işin ustaları, öyle diyelim, müzisyenler, kendine güvenenler benimle ilişkiye geçerlerse kendi aramızda güzel bir şeyler ortaya çıkaracağına eminim. Bu konuda epey tecrübe sahibiyim. Epey tecrübeliyim. İşte bu, yani ben sanata bakış açım böyledir. Yani iş olsun diye sanat yapmıyorum. Sanatı biraz kalıcılaştırmak istiyorum. Benim amacım bu. Eğer yapabilirsem bunu... Peki şöyle söylesem, yani edebiyat biliyorsunuz duygu, düşünce hallerinin söz ya da yazı ile anlatımı. Yani bunun manzum dediğimiz şiir bölümü var ve mensur dediğimiz düz yazı olarak ifade edilme sanatıdır aslında. Peki şöyle söylesem, kendinizi şiirin dışında, biliyoruz ki şiir yazıyorsunuz, şiirin dışında edebiyatın başka bir bölümünde de yazılarınız veya başka manzumeniz var mı desem? Şu anda edebiyatla ilgili benim, örneğin yani ben nasıl söylesem, tiyatro açısından eğer öyle bir şeyim olursa, yani başka yönlü de, yani edebiyatın başka dallarında da kendimi şey yapmak konusunda var, öyle bir eğilimim var, yani o konuda bir sorun yok. Mesela ben en basitinden söyleyeyim. Şiir konusunda kendi stilimi yarattım. Kendime özgü stilimi yarattım. İşte kitap dediniz, o aklımda biraz şey oldu. Onu cevaplandıramadım. İleride kitap yapmayı düşünüyorum. Yani kitaplaştırmak istiyorum. Ya bu benim zaten hem isteğim hem arzumdur. Peki ben akabinde... şöyle söyleyeyim. O zaman madem öyle o konuya girdiniz, açalım. Ben şöyle söylüyorum. Yani gelelim şiir yazma bölümümüze. Ben kısa kısa sorular sorayım. Siz de kısa cevaplar verirseniz birbirini tamamlayarak geçelim. Çünkü 50 dakikadır yayındayız ve benim birkaç tane daha kısa soru bölümü yapacağız, bir şeyler yapacağız. Biraz zamanı iyi kullanalım istiyorum. Öncelikle şiir için, sizin için ne anlam ifade ediyor desem? Şimdi zamanı, yani benim kullandığım bir aslında terimdir. Yıldırım hızıyla geçeyim. Şimdi şiir, tüm şairler açısından tabii ki şiirinin anlamı farklıdır. Bir damıtma sanatıdır. Özünde bu. Ama benim için belli bir birikimin dışa vurumudur. Burayı hemen geçiyorum. Çünkü zamanı iyi kullanalım burada. Şiirlerinizde öne çıkardığınız konular nedir desin? Öne çıkardığım konular genelde insanlıkla ilgili. Ben çok, yani daha doğrusu sorunlarla ilgilidir. Bölgemizdeki sorunlarla ilgilidir. Bu ülkemizdeki sorunlarla ilgilidir. İnsanların sorunlarıyla ilgilidir. Hani bir laf var, diyor ya, diyor o kadar dertlerimiz vardır ki hangisine el atacağını. Yani daha doğrusu ben şimdiki mevcut durumu ile ülkede bulunan sorunlarla alakalı yazdığım şiirlerde. Tabii ileriki aşamalarda bu değişebilir. Kürtçe yazdığınız şiirleriniz var mı? Kürtçe yazdığım şiirler yok ama şöyle, ben ileride bunu yazabilecek kapasitem var. Ancak tabii ki yöremizin Kürtçesiyle. Evet, peki. Belki sözlerini bir iki tane söyleyebilirim. Yani çok öyle detaylandırdığım şiir yoktur ama kısa kısa böyle pasaj şeyinde, türünde var. Anlıyorum. Şiir yazarken uygun bir atmosfer, sakin ve duygusal bir ortam sizin için de önemli mi? Birçok şair şiir ortamıyla ilintili böyle bir belirleme yapıyor. Ben şiir yazarken özellikle şunu düşünüyorum. Sakin olmam gerekir. Benim için şey yok. Yani hani şiirde bazı, çok insan bunu kullanır. İlham kelimesini kullanır. Bende öyle bir şey yok. Ben çok bilimsel yaklaşırım. Benim için aslında her açıda bilimsel olaylara yaklaşıyorum. Yani
şey bakmıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Biraz yazacağım bir şiirin üzerinde biraz yoğunlaşırım. Örneğin size bir şiir yazmak istiyorum, değil mi? Biraz sizi tanıyayım, bitti. Şiiri yazarım. Sizi Evet. tanımasam bile sizin duruşunuzda bir şeyler sezinleyebilirim. Böyle bir özelliğim var. Anlıyorum. Peki kitaplaştırmayı düşündünüz. Şiirlerinizden şöyle yola çıkalım. Şiir kitabınızın yayınlamayı düşünürseniz ismi ve kapak tasarımıyla ilintili bir fikriniz var mı? Evet, fikrim var. Nereden bakarsan bu şiirimin 30 yıllık, 35 yıllık, ben tam şey yapmıyorum, tam hatırlamıyorum ama 30-35 yıllık bir şeyi var, mazisi var. Şiirimin ismini de koymuşum. Doğuda doğan güneş bizimdir. Dedim eğer bir şiirlerimi kitap, Peki pardon. isterseniz o bölümü hem irdelemiş oluruz, isterseniz bu şiiri de bir paylaşın. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. İnsan haklarında ne anlar kuşlar? Bilirim sürüyü dağıtan kurtlar. Bazen karanlıkta aydınlık başlar. Doğuda doğan güneş bizimdir. İnsanlık kervanı başladı dağda. Yabani otların işi ne bağda? Atom kadar etki yaptı dünyada. Doğuda doğan güneş bizimdir. Sabırla, inatla kızıştı kavga. Çobanın sırtında bilirim aba. Silah sesleriyle uyandı sabah. Doğuda doğan güneş bizimdir. Toy bir kısrak gibi koşmaktır hakkın. İnsanda yanasın, yıkılma sakın. Haliyle doğacak güneş çok yakın. Doğuda doğan güneş bizimdir. Yüreğinize sağlık. Güzel bir şiir. Teşekkürler. Ben şöyle bir şey sorayım o zaman. Bu okuduğunuz şiire benzer kitabınızda kaç tane şiir olacak desem? Bir ara kitabın üzerinde yoğunlaştım. Kendi mantığıyla hareket ediyorum. Dedim şimdi sıkıcı olmasın kitle açısından, yani insanların açısından 80 ile 90, en fazla 100 düşündüm ama şimdi öyle düşünmüyorum. Ben diyorum epey değer verdiğim şiirleri bir arada toplayıp bunları işte ete kemiğe büründürürsem, ben de herhangi bir aktivitede beni çağırdıkları zaman onu şey yapabilirim, okuyabilirim. Böyle bir mantığım da var yani. Peki şöyle sorsam hocam. Yani şiir kitabınızın okuyucuyla buluşması anında dikkate sunmayı düşündüğünüz ana bir fikir ve vereceğiniz bir mesaj olacak mı? Olacaksa ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum sevgili Hasan arkadaş. Ben şiirlerimde kendimi zaten ifade ediyorum. Aslında benim bile konuşma gereğini bile hissetmiyorum. Aslında şiirlerimde bilemiyorum, tabii beni eleştirebilirler. Ben eleştiriye açık bir insanım. Şiirimde yazdığım şiirde mesaj veriyorum. Yani bu hiç fark gözetmeksizin. Bence benim şiirim beni anlatıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Evet, mutlaka kendinizi ve hayata bakış açınızı yansıtıyorsunuz. Ama özellikle hem ülkenin hem de gelişen dünyanın içerisindeki sorunları da irdeleyip bazı şeyleri daha öne çıkarmak gibi mutlaka bir misyonunuz da olması gerekiyor diye düşünmüştüm. Mutlaka öyle de olacaktır. Çünkü şiirleriniz daha çok toplumsal içerikli, toplumun sorunlarına yönelik oluyor. Biraz önce arkadaşlar, izleyici dostlarımız da söyledi. Müzikle de ilgili olduğunuzu söyledik. Bir ezgi de istiyorlar. Ve ben bu bölümde saz çalan ve iyi türkü söyleyen birisiniz. Müzikle hangi düzeyde ilgilisiniz diye sormadan önce yani bir ezgi paylaşabilir misiniz bizimle? Şimdi izleyicilerde özür diliyorum. Gerçekten benim sazım var, doğrudur. Saz olmadı. Bir arkadaşla sazı iyi kullanan, iyi çalan bir arkadaş uğraştı, yapamadı. Ben gerçekten hem sizden özür diliyorum, sizin şahsında beni izleyen tüm izleyicilerden özür diliyorum ama
yazdığım Kürtçe eğer şey yapamasam, kendimi toparlarsam hemen söyleyeyim. Eğer biraz da bağışlayın beni, sizi şey yapmayayım. Epey şiir hazırladım burada. Biraz da ağırlıklı olarak bunları hızlı bir biçimde, demin de söyledim, Yıldırım hızıyla geçsem olabilir mi sizin affınıza sığınarak? Tabii bir de buyur. İzleyicilerin affına sığınarak. Tabii ki. Yani siz bilirsiniz. Yani artık arkadaşlara başka bir zaman, başka bir yayında artık... Yok, ben şimdi yani sahsız söyleyebilirim eğer kendimi toparlarsam. Tabii, buyurun. Tabii iyi olur, buyurun. Evet. Kürtçe söylüyorum Hasan arkadaş, galiba siz anlamıyorsunuz. Özür dilerim. Rica ederim, olur mu? Yani sonuçta duygu anlamında da olsa anlarım. Bir diğer dostlarımızın da yani en azından izleyicilerimizi de kapsayan bir noktada ben zevkle dinlerim açıkçası. Evet. Sağ ol, teşekkürler. Zometalamın çırkır taboremin gronkır. Zometalamın çırkır taboremin gronkır. Bare derdem basemim bu eta hotan basardo zome meskala viyoni men khernadi la viyoni zome meskala viyoni men khernadi la viyoni Sariha hey nahi leha meska poremni bu ya hari lele zomerındaki çovraşi çovbalaki minogar mohovini minogar mohovini. Kısaca böyle söyleyebilirim. Özür dilerim. Benim seste bir şey de var. Ayarlayamadım. Bağışlasınlar. Yani izleyicilerin gönlü hoş olsun diye böyle söylüyorum. Yüreğinize sağlık. Böyle mütevazı. Yani belki enstrümansız farklı da düşer demeden bizleri kırmayarak böyle bir şey paylaşmanız bile bence anlamlı ve önemliydi. Ben açıkçası teşekkür ediyorum. Mutlaka arkadaşlarımızla. Ben teşekkür ederim Hasan. Ben işte yani böyle bu anı iyi kullanalım istiyorum. Yani birazcık yayını seri hızla geçirelim istediğim için. Peki hocam, yani baştan bazı sorulara işte Avrupa'daki yaşamdan işte yörenin insanlarıyla ilintili sorduğumuz soruda bile sistemi sorgulayan ve ona göndermeler de yaptık. Ama yine de yani gerçekten gidişatın istemediğimiz bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani savaş konseptli politikalardan kaynaklı insanlarımız ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. Ülkede demokrasi adına çok ihlallerin yaşandığı. Bundan dolayı da hem ekonomik hem de toplumsal anlamda işte krizlerin yaşandığı ve derinleşiyor her geçen günde. Ben ülkenin gidişatıyla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi ülkeyle ilgili gerçekten ülkenin çok ağır sorunları var. Bu her insan tarafında biliniyor. Ancak bu ağır sorunlarının üstesinde gelebilmenin yolu ben örgütlülükte geçtiğini, yani örgütlülükten başka bir yolun olduğunu zannetmiyorum. Yani ne kadar örgütlülük davranırsak, ne kadar bu sorunların üstesinde gelebilirsek o kadar erken bu sorunlara çözüm gücü olabiliriz. Akabinde ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bu böyle de gitmeyecek. Yani hiçbir düzen, hiçbir sistem böyle uzun vadede kendini yaşatamaz. Bu biraz halkın tabii ki örgütlülüğüne bağlıdır. Mesela ben şöyle düşünüyorum ki bu klasik olarak da böyledir. Örgütlü bir toplum her şeydir, örgütsüz bir toplum hiçbir şeydir. Birey de öyledir. Örgütlü olmayan bir birey
bir hiçtir ama örgütlü bir birey her şeydir. Yani burada önemli olan aslında tabii ki ülkenin, bölgenin gerçekten bir barışa ihtiyacı var. Barış olmadan bu işlerin hal olacağına ben kesinlikle inanmıyorum. Yani ufukta öyle bir ışık görünmüyor. Bunu uzatmak çok mümkündür ama dediğim gibi zaman açısından, yani fazla zamanı şey yapmadan, heba etmeden kısa satır başlıklarıyla geçmek istiyorum affınıza sığınarak. Tabii ki çok geniş bir konudur. Bunun üzerinde insan saatlerce de düşünebilir. Yani bir alternatifin nasıl olması gerektiği konusunda da epey şeyim var. Yani benim bu konuda nasıl olunması gerektiği konusunda. Tabii ki ben bir şiirimde de belirtiyorum. Yani direnmekten başka da bir yol görünmüyor mevcut durumda. İsterseniz şiirinizle de mesajınızı verin. Evet, evet. Öyle, evet çok doğru. Pardon, aslında sıralamıştım da şey yapmıyorum hani böyle şu şiirimi okumak istiyorum. Aslında bu da şeylidir. Değer verdiğim bir şiirdir. Aynı zamanda Alevlilikle ilgili bir şiirimdir. Ben mesela onu kısaca bir mazisini söyleyeyim iki kelimeyle. Ben aslında bir Alevi şiirini yazma şeyim yoktu. Aklımda öyle bir planım yoktu. Ama Alevlilikte de bir boşluğunu gördüm. Yani ben tabii bunu bu şiiri yazarken en azından 30 yıl önce, tabii şu anda Alevlerin durumu biraz farklıdır. Yani eskiye oranla tabii şu anda daha çok umutlu, daha çok şey. Onu da okumak istiyorum. Bir de şeyle ilgili, savaşlarla ilgili bir şiirim. O zaman ben savaşlarla olan ilgimi yazayım. Peş peşe iki seri okuyayım, sonra diğer bölümlere hızlandıralım. Tamam, oldu, oldu. Para için her gün atar 40 takla. Halka avuturlar, söyle ne hakla. Sahte Aleviler ne verdi halka. Halkın çığlıkları geliyor canlar. Şirin görünürler sisteme yama. İndir suratına okkalı şamar. Çatlamalı artık o bozuk damar. Halkın çığlıkları geliyor canlar. İnsana birazcık saygısı olan bundan böyle artık olmalı yaman. Yıllardır boşuna kaybettin zaman. Halkın çığlıkları geliyor canlar. Özü sözü bir olanı severim. Bu uğurda can vereni severim. Bilir misin çınar niçin yanarım? Halkın çığlıkları geliyor canlar. İzleyicilerde özür dilerim. Biraz hızlı geçiyorum. Aslında böyle okunmaması gerekir. Bir dünya isterim yaşamak için. Yaşamak var iken savaşlar niçin? Savaşlar olunca kan ağlar içim. Savaşsız bir dünya benim hayalim. Bir avuç egemen hep savaş ister. Paranın gücüyle insanı ezer. Bu kirli parayla dünyayı gezer. Savaşsız bir dünya benim hayalim. Mücadele vermeden nefes almayız. Karıncayı karınca tarzıyla yola girmeyiz. Bundan böyle dostum fırsat vermeyiz. Savaşsız bir dünya benim hayalim. Koşullar değişti, şartlar farklıdır. İşçiler, köylüler elbet haklıdır. Bir dalın kalbinde neler saklıdır. Savaşsız bir dünya benim hayalim. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni katılan dostlarımız oldu. Irgati Aslan ve Maksudi Ali. Dostlarımız aynı zamanda şiirler de yazıyor. Hem o Dillice, Ahmet Dillice dostumuz yine şair. Şu anda bizi izliyor. Zehra Aylin yine bir yazar dostumuz, selamlarını iletiyor. İyi yayınlar dilemiş. Fidan Yıldırım'ı demiştik. Zeynep Kanat, Göymen, Ahmet Elifsu, Ahmet Kocamaz, Hasan Alçı ve birçok dostumuz. Mahmut Filimci, yine şair bir dostumuz. Gülcan Kunduru, Çomulu Tacım Arpacıoğlu, Mustafa Dikeç, Mehmet Cinkılıç, tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve ben hemen anket sorularıma geçmek istiyorum.
Sorulara kısa cevaplar alırsam diğer bölümü de daha iyi kullanmış oluruz. Hazır mısınız hocam? Hazırım, evet. Yani hangi kimliğiniz öncelikli gelir? İnsan kimliğim. Her şeyin bir şey olduğu, yani herkesin bir şey olduğu bu hayatta siz ne oldunuz? Benim için insan olmak önemli. İnsanların yaşlandıkça duygularının azalma meydana geldiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Kişiden kişiye değişir diyorum. Hiç sevinçlerinizi ertelemek zorunda kaldınız mı? Kalmadım. En çok kullandığınız kelime? Akabinden bazen kullanıyorum, bir arkadaş bana söyledi. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi? İkisi önemli bence. En sevdiğiniz edebiyat türü hangisidir? Ben edebiyatın her türünü seviyorum. Tabiat sizde en çok neyi çağrıştırıyor? Ben tabiatın doğallığına inanıyorum. Ülkemizde düşünce özgürlüğü olduğuna inanıyor musunuz? Kesinlikle inanmıyorum. Duygularınızı açığa vuran biri misiniz? Evet. Yaşadıklarınıza duacı mı yoksa davacı mısınız? Desem daha doğru olur. Şiir okumaktan mı yoksa dinlemekten mi hoşlanırsınız? İkisini. Neyinizi kaybetmekten korkarsınız? İnsanlığını. Halkın sanatçısı desem aklınıza ilk kim gelir? Halkın sanatçısı. Emekçi mesele. Bilgi mi, bilinç mi? İkisi. Sanatçı tarafsız olabilir mi? Mümkün değil. Neyinizi kaybetmekten korkarsınız? İnsanlığımı. Kendinizi ifade etme yönteminiz nedir desem? Kendimi nasıl ifade ederim? Aslında ben Yazarak mı? kendimi ifade etmekte, benim kendimi ifade etmekte bir sorun yok. Yani ben öyle bir şey görmüyorum. Yani kendimi istediğim biçimde ifade edebilirim. Yaşamak istediğiniz şehir. Pazarcık. Günümüzün en iyi muhalif şairi kimdir desem? Birçok şair vardır. Haksız yere suçlandığınız oldu mu? Yok, öyle bir şeyle karşılaşmadım. Öyle bir maziyle karşılaşmadım. İlke ve prensipleri olan biri misiniz? Evet. Anı yaşamak mı, planlı yaşamak mı? Planlı yaşamak diyelim. İkisi aslında. Sizce teknoloji insanları yalnızlaştırır mı yoksa sosyalleştirir mi? Nasıl kullandığınıza bağlı. Aslında sosyalleştirir. Tabii ki bu kişinin konumuna bağlı. Yani hakimiyetine bağlı. Ben öyle düşünüyorum. Aslında güzel bir araçtır. Onu iyi kullanmak, onunla bu araç, yani teknikle insan milyonlara da hitap edebilir. O kişinin konumuna bağlı diye düşünüyorum. Hangi eşitliğe inanmıyorsunuz? Hangi eşitliğe? Özgür olmayan eşitliğe inanmıyorum yani. En beğendiğiniz şair. Çok şair var. Yani sembolik olarak bir iki tane sayabilirim. Ahmet Arif, Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Telli. Üç kişi yeterlidir bence. Çocukluk arkadaşlarınızdan hala görüştükleriniz var mı? Vardır. Hepsi de var arkadaşlarım. En sevdiğiniz türkü veya ezgi? Çok sevdiğim türküler var. Özellikle tabii ben zaten türküler evrenseldir. Sanat evrenseldir. Yani çok fazla ayrım yapmam. Yeter ki önemli olan şiirle bestenin uyumu. Sizin için susmak mı yoksa konuşmak mı daha zor?
Susmak daha zor. Gelenekçi mi, yenilikçi misiniz? Yenilikçiysin. En son okuduğunuz kitabın adı nedir? Leman. Leman kimin? Selahattin Demirtaş'ın. Leylan. Ha Leylan, pardon, özür dilerim. Leman nerede aklıma geldi? Ya Leylan, evet. Ben de başka pardon, bir şey zannettim açıkçası telaffuzdan. Bu arada şunu belirtebilir miyim? Özür dilerim. Tabii, aslında okuduğum kitapların ismini söylesem bayağı isim var. Ama en son gerçekten başka bir elimde başka bir kitap var. Bayağı da yüklü. Söylemek istemiyorum fakat Selahattin Demirtaş'ın evet. Ya ben en şey için de söyledim. Yani bu soruyu sormamdaki biliyorum siz de okumayı çok seven ve çok kitap okuduğunuzu, elinize ne geçiyorsa merak evet, gerçekten de öyle. Çok sevdim. Ama ben yine de her konuma en son okuduğunuz kitap diyerek söylemesini de istiyorum. Çünkü mesela ben önümüzdeki günlerde yeni alacağım konukların kitaplarına bir küçük bir hazırlık falan da yapıyorum. Mutlaka okumayı özendirmek de istiyorum açıkçası. Bu arada bir şey tabii, sorun buyurun. Bittiyse iki kelimeyle bir şey belirtmek istiyorum. Bitmedi. Pardon, özür dilerim. İsterseniz. Örgütlü biri misiniz? Üyesi olduğunuz bir dernek var mı? Üyesi olduğum bir dernek yok. Hangi tür şiirlerden hoşlanıyorsunuz? Hangi tür okuma konusunda ben serbest türünde olan şiirlerden daha fazla haz alıyorum. Reform mu, devrim mi? Devrim. Kime karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz? Halklara karşı diyelim. Bence yeterli ve güzel cevaplar da aldığımı düşünüyorum. Buyurun, biraz önceki yarım bıraktığınız, söylemek istediğiniz şeyi. Benim özellikle bölgemiz için söylüyorum. Gerçekte gençler okuma. Okumayan bir insan okumanın benim açımda söylüyorum. Yeme içme kadar değeri vardır. Hatta belki de daha fazla bir değer. Yani benim gerçekte bana sorsalar sizin öneriniz gençliğe nedir derim, okusun. Neyi okursa okusun. Yeter ki okusun. Evet. Yani zaten onu soracaktım. Söylemiş de oldunuz. İyi oldu. Çünkü gençliğe veya işte toplumumuza vermek istediğiniz bir mesaj gibi. Ben hemen hazırda varsa bir şiirinizi alalım ve hemen son bölüme doğru geçelim istiyorum. Oldu. Tamam. Zaten hazırlanmıştım dedim ama araya zaman koymayayım. Evet, sevdiğim bir şiirdir. Benim sevdiğim bir şiir, onu okuyayım. Şiiri yine bizi izleyenler, izlemeyenlere gelsin. Ağzımızda diş kalmadı, gözümüzde yaş kalmadı, dert çekmeyen baş kalmadı. Ne olacak bu halimiz? Hangi yola başvuralım? Kapı kapı dolaşalım, buyur meydan konuşalım. Ne olacak bu halimiz? Yaprak gibi savurdunuz, kızgın saçta kavurdunuz, bizi boşa avuttunuz. Ne olacak bu halimiz? Çok bağırdık duymadınız, bizi insan saymadınız, bir dalda hal koymadınız. Ne olacak bu halimiz? Yüreğine sağlık. Evet, bu bölümde biraz Mardef'i konuşalım istedim. Kısaca aslında biraz önce değindiniz. Ben yine de Mardef'i ne oranda tanıyorsunuz? İzlenimleriniz nedir desem? Şimdi Mardef'i bir bütünen, sadece Mardef'i değil de işte bölgemizle ilgili, ülkemizle ilgili sosyal medyayı takip ediyorum. Medyayı takip ediyorum. Görseli takip ediyorum. Dolayısıyla tabii ki Mardef'i takip etmemek mümkün değil. Ya bölgemizde bir şey olacak ki ben onu görmeyeceğim. Demin de dediğim gibi ben istiyorum ki bugün özellikle Maraşlılar, Elbistanlılar, Nurhaklılar gerçekten Mardef'in içinde yek vücut olsunlar. Benim önerim bu.
Eğer Mardef'i tanımayanlar varsa tanısınlar. Mardef'e elinden geldiğince gücü oranında katkı sunsunlar. Maddi olur, manevi olur. Yani Mardef'le ilgili ne varsa ben şahsen katkı sunmalarını istiyorum. Mardef bizim için önemli bir kurumdur ve bu kurumun da yaşatılması gereken bir kurumdur. Böyle bakıyorum. Seviniyorum da, yani iyi ki Mardef bizim bölgemizde var. Evet, ben de aynı dileklere katılıyorum ama 11 ilçemizi de bütün köylerimizi de kapsayan, herkese ulaşan, herkesin sorunlarına çözüm üretecek bir noktaya evrilmesini istiyoruz. Amacımız da bu. Yani bir kişi bile olsa onun temsiliyetini ve onun haklarını, onun sorunlarını irdeleyen bir evreye geçmesini ve bu güveni de topluma vermesini talep ediyoruz. Bu anlamda da buna uygun çalışma hattı belirliyoruz. Zaten kooperatifinden örgütlenme tarzına, tüm yörenin sorunlarına, ekolojiyi irdelememizin altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Ben zaten bu soruyla hemen önceden de değerlendirdiğimiz için biraz kısa tutmak istedim. Sayın Birdal, bölgemize yönelik sistematik olarak yürütülen bir ekolojik saldırı var. Yani Avşin Elbistan Termik Santralı, Pazarcık'taki çimento fabrikası, çöp, Terolar'daki kamp, Çöçeli'deki taş ocağı, Nurhak'taki ikinci hidroelektrik santralı, maden aramalar, 56 tane yeni irili ufaklı. Sonuçta bir saldırıyla da karşı karşıyayız. Ve özellikle av ihalesiyle ilintili sonuçta itiraza olumlu bir yanıt geldi ve yaban hayata yönelik dağ keçileri falan şu anda kurtulmuş durumda. Ama bu ileride tekrar devreye sokulmayacağı anlamına gelmiyor. Ben bu konuda özellikle bölgemize yönelik saldırılar konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Bu ekolojik saldırılara yöre halkının neler yapabiliriz? Bizler Avrupa'dan ne tür destekler sunabiliriz? Kısaca ne söyleyebilirsiniz? Tabii ki bölgeyle ilgili yani yapılacak en iyi yöntem bana göre tepkilerini göstermeleri gerekir. Yani nasıl oluyor? Yani böyle bir şey yapmak hakikaten karşı çıkmamak mümkün değildir. Yani bizim bölgeyi kirletmeye onların hakkı yoktur. Kendi emellerine alet edemezler. Yani sadece kendi çıkarları için kullanamazlar. Bir de bu hem sağlık açısında hem maddi yönünde, yani neden sağlam bir tepkinin geliştirilmesi gerekir? Yani bu konuda bence köylüler iyi bir tepki gösteremiyorlar. Ya evet, sembolik olarak bazı şeyler yapılıyor ama bu yeterli değil bence. Daha tutarlı, daha kalıcı bir şeye dönüştürmeleri gerek. Yani biraz tabii bu yurt dışında da yapılması gerekir. Gerekirse burada örneğin şey yapılabilir, yürüyüşler yapılabilir, bununla ilgili konferans yapılabilir. Ne bileyim, ne gerekiyorsa yani aslında yapılması gerekir. Yoksa neden bizim doğamızı bu kadar kirletiyorlar? Neden madenlerimizi örneğin şey yapsınlar? Hem doğayı kirletiyor, hem havayı kirletiyor, hem bilmem oradaki dengeyi bozuyor, doğaya zarar veriyor. Ondan sonra hem maddi hem manevi olarak, yani demek istedim tabii ki ileride sağlığa da çok büyük zararları veriyorlar. Bir de bizim onlarının yanında şeyi de yapmışlardı, bu bir çimento fabrikası. Şahsen ben şiddetle karşı çıkıyorum, yani birey olarak değil toplumsal olarak karşı çıkmamız gerekir. Yani başka bir, yani demokratik yöntemlerle bunların çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, zaten biraz önce Zeynep arkadaşın da şeyini attı. İmza kampanyasıdır. Demokratik yasal çerçevede de bir takım mücadele alanı, hatları da belirlenebilir. Ama şu bir gerçek, yerel halkın örgütlü bir tarzda, çünkü oradaki yaşayan her halk bu saldırıdan havası, suyunun kirleniyor, toprağı verimsizleşebiliyor.
hayvancılık ve kendi sağlığının da tehlikeye girdiği ortada. Ram turuna doğamızın, bölgemizin peşkeş çekilmemesine noktasında örgütlü olmak, buna uygun eylemler ve işte karşı koyuşları örgütlemek gerekiyor. Ama bir taraftan da devlet özellikle oradaki eylemci her çevreyi farklı noktalarda yani sanki devlet karşıtıymış gibi noktaya terörize etmeye çalışıyor. Bunları boşa çıkarmak gerekiyor. Ve orada herkese işte yalan da söyleniyor. Çünkü burjuva medyası veya kendi yandaşları tarafından işte oraya iş alanı açılacak, ülkenin enerjiye ihtiyacı var gibi farklı bir dille bir ciddi bir saldırı söz konusu. Bence bu anlamda toplumu doğru bilgilendirmek, kendi doğasına, havasına, sağlığına, geleceğine de sahip çıkmasını anlatabilmekten geçiyor. Umarım bu anlamda da üzerimize düşeni bizler yaparız. Onlarla dayanışma içinde oluruz ve onlar da bu mücadelenin bir parçası hakkına ve geleceğine sahip çıkmasını talep ederiz. Peki hocam, artık yayınımızın son bölümüne doğru geldiğimizi düşünüyorum. Son olarak izleyici dostlarımıza vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Benim izleyicilere, pardon özür dilerim, izleyicilere vereceğim mesaj gerçekten duyarlılık göstermeleri gerektiği noktasında. Hepimizin sorunudur. Her ne kadar yurt dışında da yaşasak, Avrupa'nın veya dünyanın çeşitli ülkelerinde de yaşasak, bizi ilgilendiren bir sorun. Yani çevreyle ilgili bizim sorunlarımızdır. Ülkeyle olan sorunlarımız, bölgeyle olan sorunlar hepimizi ilgilendiren sorunlardır. Tabii görev ve sorumluluk noktasında hepimiz kendi gücü oranında işte eğer birlikte hareket edemesek, birlikte örgütlenemesek bunların hepsi de karşımızda çığ gibi gelişecekler. Tabii buna karşı bir tepkimiz olmalıdır. Bu tepki de öyle sırada bir tepkiyle olmaz işte. Demokratik talepler doğrultusunda elimizde geleni yapmak durumundayız. Bu tabii bu görev özellikle bu iki dediğim Elbistan'la Maraş'la Nurhak'lara düşüyor. Yani bu yurt dışında yaşayanlar ve biraz da ülkeyi yani ülkedeki insanları örgütlemek buradaki insanların bence birincil görevidir. Burası çok önemli. Çünkü genel anlamda Avrupa'da örneğin deniliyor ne kadar doğrudur dedim ya zaman açısından ben şey yapmak istemiyorum kısa bir iki kelimeyle. Hani bir şairlerinin biraz şeyidir. Şairler dünyayı tahlil etmek isterler, dört kelimeyle anlatmak isterler. Ben yani gerçekte burada görev ve sorumluluk şey olmak, örgütlü olmak. Yani örgütlü olmadığı müddetçe bu sorunların hiçbirinin üstesinde gelmek mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, yani sonuçta ben de katılıyorum. Ama genel anlamda her konuya değindiğimizi, özellikle de eleştiri ve öz eleştiri kendimizi de sorguladığımızı düşünüyorum. Ahmet Dillice, Emo Dillice dostumuz, şair dostumuzun şöyle küçük bir göndermesi vardı. Ben yine de bunu da vurgulamak istiyorum. Belki kısa bir cevap da verirsiniz. Arkadaş örgütlülükten güzel mesajlar veriyor. Örgütlülüğü de savunuyor. Ama kendisi örgütsüz. Bu bir çelişki değil mi diyor. Yani şimdi çelişki şöyle yani Ahmet arkadaşı ya benim söylediklerimin şeyini nasıl söyleyeyim? Tabii ki ben örgütlüyüm, örgütsüz değilim. Yani öyle bir şey anlamında örgütlü değilim. Toplumsal olarak örgütlüyüm, duyarlıyım. Yani hiçbir eylemin karşısında ben şeyim yok, öyle bir pozisyonum yok. Yani ben destek veriyorum sadece. Hani ne derler, sorumluluk açısında değil. Benim söylemek istediğim, ben örgütsüz değilim, öyle bir konumum yok. Tabii ki ben örgütlüyüm. Şimdi bu neye benzer arkadaşın söylediği söz? Şimdi bir insan örneğin periz yapacak yahut da lahana turşusunu yanında eksik etmeyecek. Böyle bir konumum yok. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Ben duyarlıyım bu konuda. Benden yana bir sorun yok. Yani arkadaş rahat olsun.
Çünkü yok, aslında ben... benim konuşmalarımda onu çıkarması gerekir. Şimdi örnek verelim. Benim öyle bir örgütlük durumum olmasa, yani eğer halka karşı bir sorumluluğum olmasa ben bu şiirleri niye yazayım? Neden kendimi yorayım ki örneğin en basitinde? Tamam, ben şey için söyledim. Belki benim sorduğum soruda bağlı olduğunuz örgütlü bir yapınız var mı dediğimde siz de ona verdiğiniz cevaptan dolayı belki yazmıştınız. Olabilir, mümkündür. Evet, belki faal şu anda aktif bir durumumuz olmayabiliyor bazen insanların. Böyle bir dönemde oluyor ama bu politik ve sürece karşı duyarsız, ilgisiz olduğu anlamına gelmediğini düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Peki hocam, son olarak bir sizden mesajınızı eğer bitirdiyseniz, tamamladıysanız bir de şiir alalım. Şimdi ne kadar bir süremiz var onu bileyim ben. Yani biz yani buyurun rahat olun. Öyle bir özel bir durumumuz söz konusu yok. Yani 1,5 saatte bitirmeyi hedefliyoruz açıkçası. Bazen 5-10 dakika sarkabilir. Önemli değil. Buyurun. O zaman ben hazırlanmıştım şiirleri, siz 8 tane şiir falan demiştim. Ben de burada yedekte tuttuğum da vardı. Ben biraz şiirle, daha doğrusu kendimi ifade edeyim, daha iyi olur. Buyurun. Her an her şey olabilir. Sana sıra gelebilir. Bu iş uzun sürebilir. Çağa ayak uydur yeter. Girmişsin bir kere cenge. Sınırları zorlar denge. İpin ucu şimdi sende. Çağa ayak uydur yeter. Tarihin sayfası tozlu. Dikkatli ol, yerler tuzlu. Biraz yemek fazla tuzlu. Çağa ayak uydur yeter. İnsanları seviyoruz. Sıkı durun geliyoruz. Bir dal çok şey biliyoruz. Çağa ayak uydur yeter. Dostlarla ilgili bir şiirim var. Hemen evet, buyurun. Devam edeyim. Herkes beni böyle bilsin. Bana gelen dostça gelsin. Yürek eli bana versin. Böyle dosta ihtiyaç var. Sahte dosta ihtiyaç yok. Uzak gitme, sokakta çok. Kompleksim yok, gözlerim tok. Böyle dosta ihtiyaç yok. Günümüzün dostlarına, girmiş kuzu postlarına, çok düşkünler çıkarına, böyle dosta ihtiyaç yok. Ömrümü hiçe yatırdım. Tekneyi böyle batırdım. Bir dal can dosta katıldım. Böyle dosta ihtiyaç var. Bitti mi? Ben dedim, bitti. Sen daha okuyacaksınız zannettim. Yok, hızlı bir biçimde geçtim. Son olarak kendimle ilgili yazdığım bir şiirim var. Buyurun, onu da alalım o zaman. Ben normalde bilmiyorum tabii, diğer şairler kendi üzerinde bir şiir. Bu şiiri nereden icap etti ya da ne oldu diye yazdım. Bazı şeyleri de sanki bana daha önce de, şimdi şu arada bir şey belirtmek istiyorum. Benim hislerim beni yanıltmıyor. Ben bunu da şeye bağlıyorum. Kendimle barışık bir insanım. Şeyim de, iyimser bir insanım da. Yani ben kesimde, benim karşımdaki insanın konumu ne olursa olsun elimden geldiğince onu ikna etmeye çalışırım. Doğru olana sevk etmeye, kazanmaya çalışırım. Hiçbir zaman, ben bir arkadaşıma söylemiştim. Ben diyordum, açılan kapıları hiçbir zaman kapatmayacaksın. Tam tersine kapıları daha da çoğaltacaksın. Son olarak bu şiiri, kendimle yazdığım bu şiiri de okumak istiyorum. Çok düşünüp duruyorum. Ben de hayal kuruyorum. Şu kafama vuruyorum. Ben ne biçim bir insanım. Uyandım ki geç kalmışım. Ben hayatta ders almışım. Herkesi kendim sanmışım. Ben ne biçim bir insanım. Bunca emek gitti boşa. Bazıları benzer taşa. Bu yürek dayanmaz yaşa. Ben ne biçim bir insanım. Bundan böyle şahin tarzı. Herkeste alamam hazı. Halil çalar bazen sazı. Ben ne biçim bir insanım. Evet, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hepsi birbirinden değerli, güzel şiirler. Ve bu şiirlerin bir an önce de kitaplaşmayı hak ediyor.
Artık sizden çıkıp okuyucuyla buluşma vaktinin de geldiğini düşünüyorum. Ve bizi izleyen dostlarımızın da büyük bir kısmı da sanırım bu fikirde. Ve bir an önce hızlandırırsanız, bizimle buluşmasını sağlarsanız seviniriz. Ben özellikle hayatınızda, mücadelenizde, yaşamınızda başarılar diliyorum. Bugün şiir ve sohbet dolu güzel bir akşam geçirdik. Mardev TV ailesi olarak bize bu akşama karalama defterine katılarak kendinizi ve şiirlerinizi, sohbetinizi katarak güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Ve sizin bir şiirinizle de ben yine bu yayının kapanışını yapmak istiyorum. Herkesin yapısı başka. Kimi gölgesinden korkar, pire için evi yakar. Kimi kar kafaya takar, herkesin yapısı başka. Güçlü insan merhametli, ezilene gitmez eli, akıllıya derler deli, herkesin yapısı başka. Ön yargılı davranmayın, bahanesi hazır hain, kökten kurulmalı soyun, herkesin yapısı başka. Kültürlünün hali başka, sevgi değer biçer aşka, çınar bir dal yapmaz şaka, herkesin yapısı başka. Evet, bu şiirinizle de bitirmek istedim. Bu akşamki karalama defterinin de sonuna geldik. Bizi izleyen, katkı sunan tüm dostlarımıza desteklerinden, mesajlarından, selamlarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir akşam diliyorum. Bir başka karalama defterinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mardev TV'de kalın dostlar.